Düzce merkeze bağlı Çay Mahallesi'nde oturan Bazna ailesinin ortanca oğlu olan Mustafa Bazna, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu'na katıldı. Operasyona giden oğullarını telefonla arayan Bazna ailesi, 15 gündür asker oğullarından haber alamayınca durumu Düzce Valiliğine bildirdi. Valilik harekete geçerken Mustafa Bazna'dan haber almak için çalışma başlatılması sağlandı. Aile oğullarından gelecek haberi beklerken HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabında yeğenim Mustafa Bazna, Zap bölgesinde uzman askerdi. Kendisinden 15 gündür haber alamıyoruz ve yapılan açıklamada kayıp, şehit veya esir alınmış olabileceği söylüyorlar. Akıbetini öğrenmek istiyoruz. Bize başvuran Çorumlu aile çocuklarının akıbetini soruyor dedi. Gergerlioğlu ayrıca yeğenim yazarak yaptığı paylaşımda yeğenim kısmının Mustafa Bazlı'nın dayısından kendisine talep geldiği için paylaştığını yazdı. Gergerlioğlu'nun paylaşımı sonrası Bazlı ailesi harekete geçerek HDP'li milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun paylaşımına tepki gösterdi. Saat 12 civarı yetkililer, Sayın Valimiz, Emniyet Müdürümüz, bütün birimler ailemize gelerek konunun detaylarını anlattılar. İşte kardeşimin operasyonda ulaşılamadığını, mücadele edildiğini, kurtarma çalışmalarının ve arama çalışmalarının devam ettiğini bize bildirdiler. Devletimizin her zaman yanımızda olduğunu bildirdiler. Sağ olsunlar. Bu süreçten sonra artık bütün devletimizin mercileri devamlı yanımızda oldu. İletişime geçtik. Askerlik şubeleri, kurmay başkanımızla, bakanlıklarımızla, cumhurbaşkanımıza kadar bu olay intikal etti. Hepsi yanımızda oldu, sağ olsun. Biz de bunu siyasete alet etmek istemediğimiz için biliyorsunuz Düzce, Türkiye Değişim Partisi Düzce Meclis İlçe Başkanıyım. Siyasete alet etmek istemediğimiz için hiçbir şekilde siyasi partilerle bir temasa geçmedik. Geçmek isteseydik kendi genel başkanımız Mustafa Sarıgül'le konuştuk. Onunla basın açıklaması yapardık. Ama insanların milli duygularını, bu vatana sevgilerini, böyle şeylerini siyasete alet etmek istemiyoruz. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tweetini gördük. Aile olarak çok üzüldük. Dayısının kendisine başvurduğunu, işte ailenin, askerin akıbetini öğrenmek istediğini bildirmiş. Hiçbir şekilde öyle bir talebimiz olmadı. Dayım da yoktur. Hiçbir şekilde de böyle bir oluşumla, bu partiyle hiçbir şekilde talep etmeyiz, edemeyiz. Bin tane canımız olsa binini de veririz ama hiçbir şekilde HDP gibi bir partiyle, onun vekiliyle hiçbir şekilde yardım medet ummayız. Haber Şu alıyoruz. anda operasyonda olduğu söyleniyor. Tabii biliyorsunuz ki çok büyük bir operasyon. Devletimiz bütün mercileriyle orada. Hava harekatı, kara harekatı, sınır ötesi Suriye'de, Irak'ta, her yerde devam ediyor. Yani bu şekilde bilinmemezlikler normal olabiliyor. Çünkü binlerce asker var. Noktada binlerce asker var. Süreç uzayabilir. Biz bunda devletini suçlamıyoruz. Çünkü çok büyük bir operasyon yapıyoruz şu anda. Bekliyorsun. Umutla bekliyoruz. Biz tekrar diyorum, siyasete alet etmek istemiyoruz böyle şeyleri. Alet etmek istese kendi partimizden açıklama yaparız. Her zaman kendi partimiz de yanımızda. Devletin bütün bakanlıkları, Cumhurbaşkanımıza kadar yanımızda. Ben evladımın üzerinden siyasi oluşumların, hele hele HDP gibi bir oluşumun rant sağlamasını ve benim acımın üzerinden belli provokatörlük yapıp belli bir çıkar sağlamalarına beni derinden üzmüştür. Benim Türkiye Cumhuriyeti Devletim güçlü bir devlettir ve her zaman yanımızdadır, her zaman olmuştur ve bu ilelebette böyle olacaktır. Yani ben birilerinin kalkıp da benim acımın veyahut da yasımın üzerinden rant sağlaması benim manevi değerlerimi kökünden içim acıtmıştır, yok etmiştir. Yani ve ben bunun bu şekilde olmasından çok büyük rahatsızlık duydum ve bu rahatsızlıktan dolayı da benim bu gibi insanlarla böyle bir oluşumla ve ne benim ne evlatlarımın hiçbir şekilde alakası olamaz ve olmaz da Türkiye Cumhuriyeti Devleti her daim bizim yanımızdadır. Ben oğlumun kayıp olduğunu da düşünmüyorum. Oğlum bir operasyondadır.
süreç belki uzun bir süreçtir. Biz kudretli Türk devletine, cumhuriyetimize, askerimize, polisimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize güveniyoruz ve gerekeni de zaten yapıyorlar, yapacaklarına da inanıyoruz. Benim 6 tane oğlum var. 6 tane oğlum var. Altısı da, bırak altısını, kendi bedenimde her türlü, her şekilde vatana feda olsun. Vatanı olmayanın evladı da olmaz, namusu da olmaz, bayrağı da olmaz, kimliği de olmaz. Kimliksiz bir insana düşünülemediği için önce benim, her şeyden önce vatanım. Kendi canımdan önce de vatanım. Herkes bunu böyle bilsin, kimse benim üzerimden veyahut da benim evlatlarım üzerinden provokasyon yapmasın. Yangın Aydınpınar Köyü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şemsettin Gündoğdu'ya ait evin samanlığında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alev topuna dönen samanlığın içerisindeki tüp patladı. Lodos'un etkisiyle gökyüzüne ulaşan alevler çevredeki binalara da sıçradı. Bahsi Kırcıoğlu'na ait 3 katlı inşaat halindeki binanın 2. katında bulunan kışlık yiyeceklerinde yer aldığı bölgeye ulaşan alevler binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibiyle Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme aracı sevk edildi. Lodos sebebiyle şiddetin arttığının alevlerin diğer evlere ulaşmaması için jandarma ekipleri tarafından tahliye çalışması yapılırken ahırlarda bulunan 30'a yakın hayvan ise parklara ve bahçelere çıkarıldı. Rüzgarın etkisiyle itfaiye ekiplerinin güçlükle kontrol altına aldığı yangın 3 saat sonunda söndürüldü. Olay Kültür Mahallesi Kuyumcu Sokak üzerinde meydana geldi. 3 katlı evin en üst katında oturan Oğuzhan T'ye ait dairede sobadan sıçrayan kıvılcımlar sobanın önünde bulunan halıyı tutuşturdu. Dumanı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken aynı sokakta oturan vatandaşların dairede engelli bir çocuğun olduğu yönündeki iddiası üzerine itfaiye ekipleri daire içerisinde arama yaptı. İddiaların doğru olmadığı anlaşılınca ekipler normale döndü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Evet.
sonra ben yüzüm geldi ya. O zaman ayrıldım. Bak. Aracı almanız gerekiyor değil mi? Kesin değil mi bak? Yukarı Mahalle Sokak Sağlıklaştırma Projesi'ni yürüten firma yetkilisi bazı medya organlarında firmaları hakkındaki habere sert yanıt verdi. Akçakoca Belediyesi'nin ödemeleri gününde yaptığını ifade eden Ela Göz, iddiaların asılsız ve karalamaya yönelik olduğunu söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan İrfan Ela Göz, Yukarı Mahalle'de çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, belediyemizle firmamız arasında ödeme konusunda herhangi bir sorun yok diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Yukarı Mahalle tarihi pazar yerinin hatta son aşamasındayız. Çünkü burası bitiyor artık. Sonuçta da bütün işler bitmiş olacak. Bunun gibi yani 4 tane ana caddeyi de yapmış bulunmaktayız. Basında çıkan haberi görmedim ama çünkü biz burada çalışan olaraktan şunu söyleyebilirim müteahhit olaraktan. Yaptığımız yerler zaten belli. Gün içinde her gün çalışıyoruz. Süre uzun olmasına rağmen, bitmesine uzun olmasına rağmen biz gayretimizle daha erken bitirmeye inşallah gayret gösteriyoruz. Bu konuda da yani herhangi bir almaktan dolayı herhangi bir sıkıntımız yok. Yani çünkü gününde ödemelerimiz oluyor. Çalışanlarımıza günümüzde ödeme yapabiliyoruz. Hatta gün içinde gelip ziyaret edebilirler. Yani sadece bana değil çalışanlara bile sorabilirsiniz yani. O konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Çalışmalarımız en kısa zamanda da bitecek. Normalde 2 ay daha süremiz olmasına rağmen başkanımızın bizlere karşı davranışından dolayı hızlı bitirmeye gayret ediyoruz. Yani ödemelerle herhangi bir sıkıntımız yok yani. Edinilen bilgiye göre Düzce'de faaliyet gösteren bir çelik konstrüksiyon firmasının kendilerini mağdur ettiğini ileri süren vatandaşlar adli önünde bir araya geldi. Vatandaşlar, avukatlar Rümeysa Er aracılığıyla firma sahibi Nizam D. hakkında suç duyurusunda bulundular.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi, Mithatpaşa Mahallesi, Maliye Caddesi, Aziz Duran Parkı mevkiinde bulunan Hemzemin Geçit'te meydana gelen olayda kapalı olan bariyerlerden elektrikli skuterla geçmeye çalışan 21 yaşındaki Hacer Ölmez, yolcu treninin çarpması neticesinde olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken bölgede yapılan inceleme sonrasında genç kızın cesedi Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan otopsi merkezine götürüldü. Genç kızın kullandığı elektrikli skuter ise polis ekiplerince ekip aracına götürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. Öte yandan genç kıza trenin çarpma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Lütfen. Hadi. Buraya kadar, oradan geldi işte. Oldu. Olmayan bekleme yapmasın burada. D140 Karayolu'nun Kuzuluk Mahallesi kavşağında MCY idaresindeki 54FM 281 plakalı otomobil, ÖÖ idaresindeki 54E0741 plakalı hafif ticari araç ve Recep Kartal idaresindeki motosikletin çarpışması neticesinde zincirleme kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken araçlarda bulunan 4 kişi de yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarılar sonrasında etkisini sürdüren Lodos, Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan çınar ağacını devirdi. Park halindeki araçların üzerine düşen ağaç, 54 ABN 586 plakalı otomobili
kullanılmaz hale getirdi. 3 araçta da maddi hasar oluşturdu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları inceleme sonrasında ağacı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı. Aracı kullanılmaz hale gelen Zafer Koç, öğretmen olan eşinin okula gitmek için aracını park ettikten sonra olayın gerçekleştiğini aktardı. Murat Bey, arkadaşlar şu yeşil arabayı tanıyan var mı? Bizden bir... Evet, şükürler olsun ki kimsenin canında bir şey yok. Eşim her zaman buraya park ederdi aracını. Karşı okulda da öğretmen, çocuklarım da orada okuyor. Yine her zamanki gibi çocuklarla beraber aracı bırakıp okula geçmişler. Tam okula girerken arkadan böyle dönüp bakmış, ağacın sallandığını görmüş. O sırada rüzgar da varmış tabii. Bir anda ağaç yıkılmış gürültüyle birlikte. Sonra geri gelmiş tekrar baktığında durum bu işte. Aracın üzerine yıkılmış. Maalesef görünmez kaza başımıza geldi. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan ve yılın 4 mevsimi ilgi gören Abant Milli Parkı'nda sonbahar güzelliğinin tadını çıkartmak isteyenler bölgeye akın etti. Hafta sonu tatili ve piknik yapmak için Abant Milli Parkı'na gelen vatandaşlar sonbahar renkler arasında keyifli zaman geçirdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede piknik yapmak isteyen vatandaşlar lodos nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Göl çevresinde yürüyüş yapan tatilciler eşsiz manzarada bol bol fotoğraf çektirirken piknik alanlarında bulunan vatandaşlar ise oturdukları alanlara bez örtü asarak masalarını ve kendilerini rüzgardan korumaya çalıştı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan 500 yıllık çınar ağacı sonbaharda büründüğü görüntüsüyle de görenlerin ilgisini çekiyor. Asırlık ağaç Osmanlı döneminde Mudurnu'nun Bursa Tekfurluğu'na bağlı olduğu dönemde dikildi. 18 metre yüksekliğindeki ağacın yarı çapı ise 6,5 ila 7 metre olarak belirlendi. 2010 yılında yapılan incelemelerde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından asırlık tarih anıt ağaç olarak tescillendi. Bölge halkı Mudurnu ilçesinde 35 tane daha asırlık ağacın tescillenmesi için başvuru yaptı. Öte yandan tarihi çınar ağacı yüzyıllardır bölge insanının sosyal hayatında da önemli bir yere sahip oldu. Birçok rivayete göre Anadolu'nun en köklü kültürlerinden olan aşık oyunu en sık bu ağacın altında yapıldı. Bazı rivayetlere göre de çınarın yaprakları ilkbaharda taze çıktığında kaynatılıp içilirse böbreklere şifa getirdi. Yıllara meydan okuyan çınar ağacı günümüzde de özellikle fotoğraf tutkunlarının gözdesi konumunda bulunuyor. Tarihi çınar ağacı drone ile havadan da görüntülendi. Çınar ağaçlarının Bizans kültüründen Osmanlı Devleti'ne geçmiş bir gelenek olduğunu belirten turizm gönüllüsü Mehmet Cantürk şöyle konuştu. Osmanlı olan bir yer ve biz de burada yaşıyoruz. Koruma altına alınmış bir çınar ağacıdır. Dört mevsim ayrı güzelliği var. Kışın ayrı güzel, yazın ayrı güzel, sonbahar ayrı güzel. Sonbaharda turistler buraya geldiklerinde bu çınarın fotoğrafını çekiyorlar. Mudurnu ilçemizde bulunan tarihi Hacı Şakirler Konağı'nın yanında bulunan çınar ağacı var. Çınar ağaçları Bizans kültüründen bize geçme. Genellikle Bizans ordularının, askerlerin geçtiği yollara dikilirmişti. Ama Osmanlı'da da devam etmiş. Tarihi yerlerde zaten Bizans'ın, işte Osmanlı'nın başkentini yapmış olan Bursa'da var. Mudurnu Bursa Tekfurluğu'na bağlıyken Bursa Tekfurluğu'na bağlı Doğu Roma Bizans'ta. Buraya da bir çınar ağacı dikilmiş. Bu çınar ağacı da bize tarihimizle, kültürümüzle ilgili aynı zamanda bilgiler veriyor. 2010'lu yıllarda yaptığımız çalışmalarda işte 18 metre yüksekliği, böyle tepe çapı ayrı, yaşı da yine 500'e yakın yaşı da tam tespit edemesek de bu Musalla Mahallesi'nde olan anıt ağaç gibi bütün bölgelerdeki anıt ağaçlar bize geçmiş tarihimizle ilgili müthiş bilgiler verirler. O dönemde hava şartları nasıldı, yangın mı oldu, kuraklık mı oldu, bunların hepsini anıt ağaçlardan anlayabiliriz. Mahallemizde bulunan çınar aynı zamanda mahalle ile ilgili de özdeşleşmiş durumda. Önünde musalla taşı var, ismini de musalladan alan. Hemen yan tarafta Yıldırım Beyazıt Camisi'nde bile cuma selası verilmezken burada cuma selası verilen mehrap var. Tahmin ediyorum cami 1374 yılında yapılma. Buradaki mehrap da 1220'li yıllardan itibaren kullanılıyor. Anıt çınar ağacı da aynı zamanda mahallenin sosyal hayatı ile ilgili şöyle bir anlamı da var. Burada biliyorsunuz eskiden, şimdi kayboldu ama böyle hayvanın aşık kemiği denen kemiğinden kesildiği zaman kurbanlarda bir kemik olurmuştu. Bu aşık oyunu diye meşhur Anadolu'da oynanan bir oyun var. O Mudurnu'da da çok oynanıyor. Çınarın dibinde de bu aşık oyunu oynanırmıştı. Hatta mahalleden birisi damat giriyor, işte evleniyor, evlenme yaşı geliyor. O kadar aşık oyunu böyle kendini kaptırmış ki damat olduğunu unutmuş. Babası filan gelip böyle aşık oyunu oynarken çınarın kovuğuna saklanmış. Çınarın kovuğundan damadı alıp gittiği söylenir. Tabii bu hikayeler akılda kalıyor. Aşık oyununu da bu arada anmış olalım. Çınar ağacının böyle bir anlamı da var. Çınar ağacının çevresinde 2000'li yıllarda bir şey yoktu. Boştu. Kökleri de birçoğu meydana çıkıyordu. 2006 ya da 2007 yılında çınarın etrafını çevirdik. Dolgu yapıldı taşla. Çevirdikten sonra da ferforje ile tekrar ayrı bir çit yapıldı. Yani doğal tarihine uygun. Taze çıkarken yapraklarında bir iki tür daha var ama bu da önemli. Kaynatılarak suyu içilirse
böbreklere çok faydalı oluyor ama 2010 yılında anıt ağaç olarak tescillenmesi için Orman Bakanlığı'na, müdürlüğe yazı yazdık biz. Fakat o ara bir şeyi çok bilmiyorduk. Çevre Bakanlığı bakıyormuş şu anda. Yani o dönemde kanun değişti. Çevre Bakanlığı'ndan ve ormandan gelen arkadaşlarla Ankara Kırsal Kalkınma Derneği var. Onlarla birlikte bir çalışma yapıp anıt ağacı tescilledik. Tescillendi şu anda. Yaklaşık yarı çap olarak 6,5-7 metre civarında. Tepe çapının 18 metre olduğunu söylemiştim. Bir de burada şey görünüyor zaten ağacımız. Üzerinde ne kadar dal, yaprak, en uç noktasında şey varsa, dalımız varsa aslında kökü de o kadar. Yani bu bizim aynı zamanda tarihimiz, kültürümüz, burada yaşanan bütün doğal olayları anlayabileceğimiz, bize bilgileri aktaran, geçmişten geleceğe, bu tarihi İpek yolundan kim bilir ne kervanlar geçti, ne askerler geçti, kimler geldi geçti, onların hatırasını yaşatan ağaçlar aynı zamanda anıt ağaçlar. Ankara Kırsal Kalkınma Derneği ile birlikte de Mudurnu köylerinde araştırma yapıp 35 tane ağacın işte anıt ağaç olması yönünde yazılar yazdık. Ama devamı gelirse ben de buradan aracılığınızla iletmiş olayım. Köylerinde anıt ağaç, ulu ağaç diye bilinen ağaçları insanlarımız kesmez, korursa aynı zamanda kendi kültürlerine de geleceklerine dair bir iz bırakmış olurlar. Kaç yıllıktı bu? 550 yıllık.